O, sıfırdan başlayıp tırnaklarıyla kazıya kazıya sadrazamlığa kadar yükselen bir Osmanlı paşasıydı. Ancak inşa ettiği tüm bu kariyeri attığı bir tokatla yerle bir oldu. Çünkü tokat attığı kişi Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Şah Sultan'dı. Peki bu tokadı atan sadrazama ne ceza verildi? İşte Sadrazam Lütfi Paşa'nın ilginç hayat hikayesi. Lütfi Paşa 1480'li yıllarda Arnavut topraklarında dünyaya geldi. Çocuk yaşlarında devşirilerek ailesinin yanından alındı ve İstanbul'a getirildi. Enderun Mektebi'nde iyi bir eğitim gördü ve Sultan II. Bayezid zamanında saray hizmetine alınarak Topkapı'da küçük işlerle alakadar olmaya başladı. Sultan II. Bayezid'in son demlerine tanıklık eden Lütfi Paşa, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı tahtına çıkışına şahitlik etmiş ve Yavuz Sultan Selim Han'dan 50 akçe cülüs bahşişi aldığını bizzat kendisi yazmıştır. Lütfi Paşa, yeni padişah Yavuz Sultan Selim'in güvenini kazanarak ona yakın hizmetlerde bulunan kişilerden biri olmuştu. Önce padişahın yemeklerini kontrol ve servis eden çaşnigirbaşı, sonra kapıcıbaşı, daha sonra da sultanın sancağını taşıyan miralemlik görevlerine getirildi. Bu yakınlığı dolayısıyla Lütfi Paşa, Yavuz Sultan Selim'in yanında yetişen devlet adamlarından biri olarak tanındı. Hatta ileride eşi olacak Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan'la tanışmaları da bu dönemde oldu. Lakin 8 yıllık iktidardan sonra Yavuz Sultan Selim Han hayatını kaybetti ve tahta Kanuni Sultan Süleyman çıktı. Kanuni zamanında Lütfi Paşa kendisini kanıtlaması için taşraya gönderilerek Kastamonu Sancakbeyliğine atandı. Buradaki başarıları sonucu Aydın'a gönderildi ve Sancakbeyliğine Aydın'da devam etti. Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası'na yelken açarken o da gemileriyle Aydın'dan demir aldı ve Rodos şövalyelerine karşı kılıç salladı. Rodos'un fethinde Sultan Süleyman'ın gözüne giren Lütfi Paşa bu seferden sonra Yavuz Sultan Selim'in kızı, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi olan Şah Sultan'la evlendirildi. Lütfi Paşa Osmanlı ailesine damat olsa da bu ona herhangi bir torpil sağlamadı. Kendisi Yanya Sancakbeyliğine atanarak görevine devam etti. 1529 yılında 1. Viyana kuşatmasında Osmanlı topları Viyana surlarını döverken Kanuni'nin yanında yine Lütfi Paşa vardı. 1534 yılında Karaman Beylerbeyi olduğunda Kanuni Sultan Süleyman doğuya, İran üzerine sefere çıkarken Lütfi Paşa her zaman olduğu gibi yine padişahının yanındaydı. Eşi Şah Sultan'ın başkentteki gücünü kullanmadan yavaş yavaş yükselen Lütfi Paşa, 1537 yılında Rumeli Beylerbeyi oldu ve ilk defa vezirlik rütbesi aldı. Aynı yıl içinde Denizlerin Sultanı Barbaros Hayrettin Paşa ile Korfu Adası'na bir sefer düzenledi. 1538 yılında ikinci vezir oldu. 1539'da ise Sadrazam Ayaz Paşa'nın vebadan ötürü hayatını kaybetmesiyle bir devlet adamının ulaşabileceği en üst rütbe olan sadrazamlık makamına getirildi. Lütfi Paşa bütün kariyer basamaklarını başarıyla çıkmış ve kendi alın teriyle Kanuni Sultan Süleyman'dan sadaret mührünü teslim almıştı. Sadrazam olduktan sonra hızlıca icraatlere başladı. Saray giderlerinin çok fazla olduğunu görerek bu harcamalarda israfın önlenmesi için çalışmalar yapan ilk sadrazam Lütfi Paşa'dır. Bunun yanında rüşvet alan devlet adamlarını tek tek tespit edip hepsini görevlerinden azletti ve cezalandırdı. Avrupa'daki coğrafi keşifler sonucu değişen deniz yollarında söz sahibi olabilmek için güçlü bir donanma gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden pek çok yeni tersane açtı ve denizciliğe önem verdi. Osmanlı Devleti'nde haberleşmenin hızlandırılması için ulak sisteminde köklü değişiklikler yaptı. Cengiz Han'ın uyguladığına benzer bir modelle haber taşıyan her ulağın belirli aralıklarla yorulan atlarını değiştirmesi için ülkenin dört bir yanına kervansaraylara benzer istasyonlar inşa ettirdi.
Mimar Sinan gibi büyük bir dehayı keşfeden de Lütfi Paşa'dır. Mimar Sinan'ı padişahın huzuruna çıkararak onun mimarbaşı görevine getirilmesine vesile olmuştur. Lütfi Paşa son derece katı kuralları olan tutucu bir devlet adamıydı. Bu sebeple başkentte fuhuş için kullanılan bekar evlerine göz açtırmıyordu. Sık sık buralara baskınlar düzenleyerek fuhuş yapan ve yaptıranları yakalatıyordu. Zaten Sadrazam Lütfi Paşa'nın başını da bu baskınlardan biri yaktı. Lütfi Paşa yine bekar evlerine yaptığı bir baskın sırasında para karşılığı zina yapan Müslüman bir kadın yakaladı. Normalde bu suçtan yakalanan kadınlar kadıların huzuruna çıkarılıp yargılanırlar ve daha sonrasında çok büyük ihtimalle İstanbul'dan uzaklaştırılarak sürgüne gönderilirlerdi. Fakat Lütfi Paşa bu sefer kanunlara riayet etmeyerek aleme ibret olması için zina yapan kadının edep yerini açtırmış ve herkesin huzurunda kızgın bir demirle kadının cinsel organını dağlatmıştır. Sadrazamın herhangi bir yargılama olmadan böyle keyfi ve acımasız bir ceza vermesi pek çok kişinin tepkisini çekmesine neden olmuştu. Bu tepkilerden en büyüğü ise eşi Şah Sultan'dan geldi. Şah Sultan Lütfi Paşa'ya büyük bir öfkeyle "Hangi Vezir-i Azam döneminde bir avradın edep yeri açılıp dağlanmıştır ki senin asrında böyle bir olay vaki ola? Edepsiz zalim" diyerek üzerine yürümüştü. Sinirlenen Lütfi Paşa ise Yavuz Sultan Selim Han'ın kızına, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşine okkalı bir tokat attı. Şah Sultan'ın çığlıkları sonucu odaya dalan harem ağaları da Sadrazam Lütfi Paşa'yı bir güzel tartaklamıştı. Olay bu şekilde büyüyünce elbette Kanuni Sultan Süleyman'a intikal etti. Lütfi Paşa her ne kadar yararlı bir devlet adamı olsa da padişahın kız kardeşine tokat atmak görülmüş şey değildi. Öfkeden küplere binen Kanuni önce kardeşiyle Lütfi Paşa'yı boşamış, sonra da onu sadrazamlıktan azletmişti. Cezası ise herkesin beklediği gibi idam olmadı. Onlarca yıldır devlete olan iyi hizmetlerinden ötürü ve kardeşi Şah Sultan'dan olma bir evladı olduğu için canı bağışlanmış ve Dimetoka'ya sürgüne gönderilmiştir. Böylece Lütfi Paşa'nın yıllardır inşa ettiği kariyeri attığı tokatla beraber yerle bir oldu. Bir yıl sonra affedilen Lütfi Paşa, padişahtan izin alarak hacca gitti. Lakin affedilmesine rağmen bir daha devlet işlerine bulaşmadı. Dimetoka'da inzivaya çekildi ve burada 20'den fazla kitap yazdı. Osmanlı tarihine ışık tutan Tevarih-i Ali Osman ve Asafname isimli eserleri bunlardan en bilinenleridir. 23 yıl boyunca çiftlikte emekli hayatı yaşayan Lütfi Paşa, 27 Mart 1564 tarihinde hayatını kaybetti.